Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nın güzel arkadaşım. 49 günde TYT Geometri kampımızda geldik. 32. gün kamp değerlendirmesine ki yine karşımızda İlhan Hocamız var. İlhan Hocamızla birlikte 32. gün kamp değerlendirmemizi yapacağız. Ama bir dakika. Şimdi biz İlhan Hoca'yla saatleri tutturamadığımız için bu sefer İlhan Hocam videolarla katılacak. Önce ben kamp değerlendirmemi anlatacağım. Ardından İlhan Hocam anlatacak. Böylelikle 32. gün kamp değerlendirmesini bitirip 33. günde yeniden buluşacağız. Şimdi bir İlhan Hocam'dan mesajı bir alalım bakalım. İlhan Hocam bizi bir selamlasın bakalım. Herkese 49 günde TYT Geometri Kampı'nın 32. günü yani kamp değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Süper. İlhan Hocam da hoş geldin dediğine göre artık sırayla kamp değerlendirmemizi yapabiliriz diyoruz. O zaman ne diyorum? 32. gün kamp değerlendirmemiz gönder gelsin. Evet güzel arkadaşım. 49 günde TYT Geometri Kamp kitabımızda nereye geldik? Dedik ki 32. güne geldik ve 32. günü itibariyle yamuk başlığıyla devam ediyoruz. Yamuğun ikinci dersiyle. Ama şöyle bir geriye dönüp bakalım mı ne dersin? Bu kampı daha iyi değerlendirmek için, eksikleri görmek için, sonrasını planlamak için. İlk başlangıcımız doğruda açılardaydı. Hemen arkasından nelerle devam ettik? Üçgenlerle devam ettik. Çünkü dedik ki sana o zaman da ısrarla bu işin sırrı üçgenler. Bu kamp kitabını bitirmek mi istiyorsun? Burada yazan geometriyi öğrenmek mi istiyorsun? Sadece TYT'de değil, AYT'de de yapacağım sonrasında hocam ben. Arkadaşım TYT geometride, AYT geometride yapmak istiyorsan üçgen. Üçgen öğrenilmeden bunların hiçbiri yapılmıyor, yapılamıyor. O yüzden üçgenler önemli dedik. Üçgenleri gerçekten hakkıyla bitirdiğini düşünüyor musun? Özellikle bak şurada eksiğin olmamalı. İkizkenar üçgende, eşkenar üçgende, dik üçgende hocam zerre şüphe yok kafamda. Devam ediyorum. Benzerlikte de zerre şüphe kalmadıysa kesinlikle ama kesinlikle dörtgenlerde şu an attığımız başlıklarda rahat ediyor olman gerekiyor. Eğer rahat edemiyorsan, bir sıkıntı var diyorsan ama sanki ben öğrenmiştim hocam üçgenleri ona rağmen oluyor diyorsan sıkıntı şu olabilir mi? Biz her defasında İlhan hocamla sana konuyu anlatırken örneğin burada ne yaptık? İspatıyla verdik her şeyi. Sen o ispatları sadece bizden dinledin. Acaba temize geçmeyi ya da videoyu durdurup tek başına yapmayı denedin mi? Yapabildin mi? Yapamadığında geçtin mi? Ama neyse tamam ispatı öğrendim deyip geçtim yoksa gerçekten kendi kendine yapabiliyor musun? İşte bence ayrıntı bu. Çünkü geometri yapmak istiyorsan hani bakma görme işini bir kenara koyalım. Bu soru yazılıyor doğru mudur? Bu soruyu yazan nereden yazıyor zannediyorsun? İspatından yazıyor. İspatı bilirsen çözümü görebilirsin. Çözümü görmek istiyorum, soruyu görmek istiyorum. Geometri görme işi bakma değil ama nasıl görüyorsun? İspatlarla görüyorsun. Soruyu yazan gibi düşünmeye başlıyorsun. Yazan gibi düşündüğünde de geometri yapabiliyorsun diye. Tamam mıyız? Şimdi üçgenlerin ne kadar önemli olduğunu, vurgusunu biliyorsun. O zaman geriye dönük sürekli üçgenleri tekrar etmekte fayda var. Peki neredeyiz? Yamuktayız dedik. Yamuk dörtgenlerin en önemli noktalarından biri. Çünkü sonrasında işlenecek olan paralel kenar, dik dörtgen ve kare var ki bu üçünü öğrenebilmen, yapabilmen, eşkenar dörtgen de var, yapabilmen için yamuk. Yamuktaki tüm kurallar orada da geçerli olacak çünkü. Yamuğu ne kadar iyi öğrenirsek, kavrarsak yola o kadar rahat devam ederiz ki. Sadece yamuğa 4 günümüzü ayırdık. 4 tane dersimizi ayırdık. Yani inanılmaz bir ayrıntıya girdik. Çok fazla soru çözdük. Gönder gelsin testlerini. Sen de çözeceksin. Yamukta sen de gerçekten anladığını düşünürsen sonrası yağ gibi akacak. Belki kafada şu soru işareti olabilir. 44. güne kadar kare. 45. günü itibariyle de neye geçiyoruz? Çokgenlere, katı cisimlere daha doğrusu. Katı cisimlerle de ne yapıyoruz? Bu kitabı bitiriyoruz güzel arkadaşım. Çünkü TYT geometri müfredatı bu kadar. Adı üstünde. 49 günde TYT geometri. Birkaç arkadaş çember var mı yok mu diyoruz. Arkadaş çember AYT müfredatı. Bu TYT geometri. Biz önce bir konuya bir hakim olalım ya. Konunun içerisinde ne var bilelim değil mi? Katı cisimlere kadar sorumlusun ve katı cisimlerden de her sene artık bir soru geliyor minimum. Bazen onu ikiye çıkarıyorlar inanamazsın ve katı cisimleri de yine beraber bitiriyor olacağız. Ama katı cisimlere kadar gelebilmen, katı cisimleri yapabilmen için bu sefer de ben senden diyeceğim ki ya arkadaş üçgen yapabiliyor musun? Dörtgen yapabiliyor musun? Bunları yapıyorsan gel. Gel katı cisimi sana anlatırım diyeceğiz. Arkadaşlar eğer geometri yapmak istiyorsak üçgen öğrenmeden başlamıyor. Üçgendeki eksiklerle ilerlenmiyor. Gerekirse durup üçgenlere geri dönüp tekrarlar yapılmalı. Ha şöyle bir fırsat daha var. Sıfırdan serisi kamplarımız var. Bak burada sıfırdan problemler kampı var. Biz sıfırdan geometri kampında Eylül ayının sonu gibi ortası gibi başlatacağız bilgin olsun. Böylelikle sıfırdan başlayayım hocam. Sonra bu kampı bitiririm. Devam edemiyorum diyen tayfaya da böyle bir öneride bulunmuş olayım. Ama eğer yapabiliyorsan bir nebze olsun. Bir nebze olsun benimle birlikte ilerleyebiliyorsan
vazgeçme, kampın sonunu birlikte getirelim. Tamam mıyız? Hadi bakalım, 49 günde TYT geometri kampına kaldığımız yerden aynı heyecan, aynı coşkuyla devam ediyor olacağız. Ama bir de ne diyorum İlhan hocamdan. İlhan hocam anlat bakalım, senin söyleyeceklerin neler? 32. gün kamp değerlendirmeleri neler? İlhan hocamı dinliyoruz. 32. günün kamp değerlendirmesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir değerlendirelim bakalım kamp ne durumdaymış. Benim en çok aslında üstünde durmam gereken şey nedir? Üçgenler. Biliyorsunuz ki dörtgenlere başladık. Dörtgenlerde aslında çoğu soruyu neyle çözdük? Üçgenlerle çözdük. Aslında şunu düşünmeniz lazım. Ben eğer bir soruda belli bir noktaya kadar gelemediysem, eğer o gelemediğim konu üçgenleri barındırıyorsa, demek ki geriye dönüp üçgenleri çalışmam gerekiyor. Bir boş kağıt alacaksın, notlarını alacaksın, üçgenlerden tekrarını yapacaksın. Onu en azından soru çözerken yanında bulunduracaksın ki gözün herhangi bir şekilde, örnek veriyorum mesela, en ufak bir şeyi kaçırdığında hemen onu yapıştıracaksın. Bu sayede ne olmuş olacak? Zamanla sen o kağıda bakmayacaksın. Anlaştık mı? Ve şunu da unutmayın. Eğer geometride şu özellikle çok soruyu alıyorum, şu sorulardan bir tanesi. Hocam konuyu öğrendim ama soruyu çözemiyorum. Bak aslında olay ne biliyor musun? Sen o soru tarzını çözemiyorsun. Yani o soru tarzına demek ki tam verimli bir şekilde çalışmamışsın. O soruyu ne yapacaksın biliyor musun? İşaretleyeceksin. Belki de bir konuda 8-9 tane sorun olacak. O sorulara geriye dönük çalışacaksın ki aslında senin o genel tekrarını oluşturacak. Anlaştık mı? O zaman bu şekilde aslında yaptığımız sistemi devam ettirirsek en azından şu sistemle de devam ettirebiliriz. Ya burada iki tane çocuk var. Karşılıklı koşup koşup yarış yapıyorlar. Tam buraya geldiklerinde videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın gençler. Şimdi ne diyorduk? Üçgenler diyorduk değil mi? Üçgenleri tamamladık. Fakat dörtgenlere geçerken şunu unutmayın. Dörtgenler evet yeni bir konu gibi gözükse de üçgenler altyapısı oluşturduğu için aslında sen bir nevi üst üste koya koya gidiyorsun. Bak çembere geçtiğimizde de aynı mantıkla yine üçgen tekrar yapacağız. Yani sen aslında geometriyi üçgenler temeliyle öğrenip devamını getireceksin. Anlaştık mı? Ama şunu unutmayın. Bak ders çalışmak sadece haftada bir gün, iki gün çalışayım değil. Lütfen günü gününe planlı, programlı bir şekilde çalışın. Çünkü bugün ben plan program yapamazsam her gün bambaşka bir şeyler yaparım değil mi? Şu an belki de beni izleyenler arasında sizlerin de içinizde böyle her gün bambaşka şeyler yapanlar vardır. İşte bunun önüne geçeceğiz. Belki bu bir başlangıç olsun. Bu video senin yepyeni bir sayfa açman için bir sebep olsun. Anlaştık mı? Yani diyeceksin ki ya ben bugün geometriye başlayacağım ama düzenli başlayacağım, planlı başlayacağım. Yani ne dedi hocamız? Dedi ki İlhan hocam planlı program dedi. Zaten Mehmet hocam da planlı programdı. İşte bizle beraber 49 günün sonuna kadar, zaten 32. güne geldik fark ettiysen. Çoğu gitti, azı kaldı değil mi? O zaman ne yapacağız? Birlikte en azından plan programı yaptıktan sonra biz en iyi şekilde, en planlı, en programlı şekilde başarıya ulaşacağız, zafere ulaşacağız. Anlaştık mı? Son güne geldiğimizde hepinizden o güzel haberleri alacağım. Ben inanıyorum. Sen de inanıyorsan o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Şöyle dışarıdan biraz havalimanından size şöyle bir görüntü. Ankara Havalimanı'ndan herkese selamlar.